بسم الله الرحمن الرحيم. U chiriydi, tish tog'araga aylanadi. Shuning uchun u qonun davr o'tishi bilan eskib, odamlar o'rtasida bir kulgilik bir narsaga aylanadi-da, yangisini o'ylashadi. Xalqlar musulmonlar ustidagi peshvo bo'lib turgan kishi Allohning shariatini ijro qilishlikka majbur bo'ladi. Allohning shariatidan zarracha chiqishlikka haqqi bo'lmaydi. Ka'b ibn Zuhayr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haji qilib she'r yozdi. Dunyoda yomonlaydigan odam qolmasdan rahmatalli olamin qolgan edi uni fikrida. Sahobalar chida olmadilarki, "Yo Rasululloh, ruxsat bering, buni kallasini uzib tashlaylik" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Yo'q. Bu o'z ixtiyori bilan uzr aytdi, kechirdim" dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam namuna bo'lganlar, kechirgan kishilarning peshvolari bo'lganlar. Islom hayoti bo'yicha islom bilan kurashib, islom kishilariga zarar yetkazib, butun hayotini go'yo boshqa bir nopoklik qolmagandek islom bilan kurashib, hayotini, islomni yo'qotishlikka bag'ishlagan kishilar, "Rabbim, kechirgin, men bilmabman" deb kelsa kechiradi islom. Boshqa hech qaysi dunyoning qonunida biror bir xatoni qilib qo'ygan bo'lsangiz, agar shu xato sababli u xato bo'stanmi, haqiqatmi, boshqa bo'lsa ham, biror bir jinoyat bilan bir xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, uni hech qachon sizning o'zingiz emas, balki farzandlaringiz ham shu narsaning, shu odamning o'g'li deb sizning ma'lum bir o'rinlarga qo'ymasdan kechirmaydi bir odamlar. Illallohu vahdahu la sharika la, inna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Sura-i Maida, ya'ni Dasturxon surasidan edi. Avvalgi darsimizda bashariyat tarixidagi birinchi bir jinoyatni, ya'ni odamni qatl qilishlik haqidagi bo'lgan voqeani Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga farmon berib, buni tilovat qilib bering degan voqeani o'rgangan bo'ldik. Qatl jinoyati bashariyatning avvalgi tarixida Odam alayhissalomning ikkita o'g'illarining o'rtasida hasad sababli hosil bo'lgan edi. Bittalari ham, ikkovlari ham Allohning yo'lida bir qurbonlik qilishdi, bittalari taqvo bilan qilganligi uchun Alloh qabul qildi. Ikkinchilariniki qabul qilinmaganligi sababli qabul qilinmagan shaxs qabul qilingan shaxsga hasad qildida qatl jinoyati sodir bo'lgan edi. Bashariyatning avvalida birinchi jinoyat sodir bo'lgan kishiga to qiyomatgacha qatl jinoyati sodir bo'lsa, shundan bir ulush borib turishligini, gunohning bir ulushi borib turishligini avvalgi darsimizda aytib, qaysi bir kishi bir gunoh ishni boshlagan bo'lsa, shariatda yo'q bo'lgan bir bid'atni boshlagan bo'lsa, bashariyatning oxirgi qismigacha shu bid'atni takror bo'lgan bo'lsa, shunga ulush borib turadi, birodarlar. Shuning uchun inson hayotda bir yaxshilikni qila olmasa, yaxshilikka bir quvvat, kuch sarf bo'ladi. Hech bo'lmaganda yomonlikdan, ya'ni shariatda yo'q bo'lgan narsadan o'zini tiymoqligi kerak. Chunki tiyishlikka kuch sarf bo'lmaydi. Bir narsani qilmaslik uchun inson kuch sarf qilmaydi. Shu qilishlikka sarf bo'ladigan, yomonlikka sarf bo'ladigan kuchdan o'zini tiysa, shu vaqtda u
günahdan tiyilib qoladi. Shuning uchun tiyilishlikka kuch sarf bo'lmaganligi uchun, agar gunohni qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo uni azoblaydi. Estaizu billah. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Avvalgi darsimizdagi odamni qatl qilinishlik jinoyati yerdagi fasodga sabab bo'ladi. Bo'lganligini aytib o'tgan edik. Alloh subhanahu va taoloning yuborgan manhaji, islom manhaji barpo bo'lgandan keyin hayotda islom manhajini boshqaruvchi kishi xalqlar tomonidan saylab olinadi. Islom manhaj nuqtai nazardan odamlarga erkinlik bergan emas. Ya'ni odamlarning o'ziga o'zingizlarning hayotingizdagi yo'lingizni tuzib olasizlar degan emas. Chunki insondagi nuqson, johillik, insondagi havo har qancha bir hayotga manhaj tuzayotgan vaqtda yo o'zini manfaatini undan fikri kengroq bo'lsa o'zining oilasining manfaatini, undan ham fikrliroq bo'lsa qarindoshlarining manfaatini, undan ham fikrliroq bo'lsa o'zining millatini manfaatini, undan ham fikrliroq bo'lsa o'zi yashab turgan mintaqadagi turli millatlarning manfaatini o'ylashligi mumkin. Undan ham fikr doirasi keng bo'lsa, shunchalik Alloh unga ko'p fikr bergan bo'lsa o'zi yashab turgan yer kurrasidagi odamlarning manfaatini o'ylashligi mumkin. Undan ham fikri kengroq bo'lsa, shu davrdagi ma'lum bir yillar davrida manfaat bo'ladigan narsani topollashligi mumkin. Bu juda ham fikrdan uzoq narsa bo'lsa ham, lekin shunchalikka yetishligi mumkin. Ammo o'zidan keyingi davrni manfaatini ko'ra olmaydi. U hayotga bergan manhaj yo'li darrov eskiydi. U chiriydi, tesh tog'araga aylanadi. Shuning uchun u qonun davr o'tishi bilan eskib, odamlar o'rtasida bir kulgilik bir narsaga aylanadi-da, yangisini o'ylasha oladi. Hayotdagi tajriba mana bu narsani ko'rsatib turibdi. Alloh subhanahu va taolo insonlarga hayot yo'lini tuzishlik erkinligini bermadi. O'zi bu hayot yo'li manhajini o'zi tomonidan payg'ambarlar jo'natdi. Bu payg'ambarlarga vahiy tushirdi. Mana bu vahiy hayotning o'zgarmas yo'li edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu Alloh tomonidan bo'lgan elchilarning oxirgisi bo'ldilar-da, qiyomatgacha o'zgarmas vahiyni bu kishiga nozil qildi. Bu Qur'oni Karim va Qur'oni Karimni izohlab beradigan hadisi muboraklaridir. O'zlari Hajjatul Vado'da aytdilarki, men sizlarga ikki narsani qo'yib ketyapman, modomiki shu ikki narsani ushlasanglar hargiz adashmaysizlar dedilar. Allohning kitobi va payg'ambarining sunnati dedilar. Mana bu manhajni biz aniq bilib olganimizdan keyin endi Allohning kitobi va rasulining muborak hadislaridan boshqa bir yo'llar hammasi bu haq yo'l bo'lmaydi birodarlar. Chunki ma'lum bir insonlarning manfaatini ko'zlangan yo'l bo'ladi. Shu yo'lni ijro qiluvchi musulmon peshvo xalqlar tomonidan saylab olinadi. Xalqlar saylangan tomonidan saylangan shaxs, xalqlar musulmonlar ustidagi peshvo bo'lib turgan kishi Allohning shariatini
icra kılıçlikke mecbur boladı. Allah'ın şeriatiden zerrese çıkışlikke hakkı bulmaydı. İcra kılıçı kişinin kellep alışlikte halk ihtiyarlıktır. Allah Subhanehu ve Teala'nın şeriatini bu pişva icra kılgenden kigin bu pişvaga bolgen itaat onun şahsiga itaat bulmaydı. O Allah tarafından yubarılgen menhecini icra kılıyetkenliği nukteyi nezerden onge itaat kılınadı. Allah Subhanehu ve Teala itaatke büyürüdü Allah'ı Resulü'nün yolunu icra kılışlığı şartı bile. Müslümanlardan buluşluğu yine kifaya kılmaydı. Belki Müslümanlardan buluşluğu şart elbette. Lekin Müslümanlardan buluşluğu bilen birge Allah'ın şeriatını icra kılgenliği sebeplik Müslümanlar o peşvaga itaat kılışlıkken mecbur buluşadılar. Eğer itaat kılışmeseler kattık asi buluşadılar. Şu Müslüman peşva tekrar aytamız Allah'ın şeriatını icra kılıyetken vakti de Allah'ın şeriatını icra kılıyetken vakti de Allah'ın şeriatını alıp barayetken vakti de zerreçe özgertirmesten onge havası yu ya halkının menfaatini ya başkanı közlemesten fakat Allah'ın buyruğunu özünü icra kılıyetken vakti de karşı çıkan kişi Allah'ın Resulü'ye karşı çıkan buladı. Allah Subhanehu ve Teala bendelerge mihribanlık kılıp ularının mingiller dağdırıp kalmasızlıkları için ularge pakize menhecini cönetkenden kigin bu pakize menhecini icra kıladigen pakize şeriat peşvasını etakılgenden kigin bu şeriat peşvası şeriatke muvapık hüküm kılıyetken vakitte bu şeriat peşvasıya karşı çıkkallarge cezanı ham katkı kıldı. Mana bu bugünkü dersimiz mana bu cezanı beyanıdır. Allah Resulü bilen ceng kılıyatken kişilerinin cezası ve Allah Resulü'nü bilen ceng kılıçlıkları bilen yerde fasat bilen çapıp hareket kılıp yürgen kişilerinin cezası onlarının katlık katıl kılınışlıkıdır. En yukattalu en yukattalu bosa katıl manası bosa en yukattalu katlık surette onlarının katıl kılınışlıkıdır. Ev yusallabu, yoyinki asıp koyulunuşlugudur. Ev tukotta'a aydihim ve erculuhum min khilafin. Yoyinki ularının kol ve ayaklarının elmeşlengen halette kırkıtaşlanışlugudur. Yani elmeşleniş manası şu ki on kolunu kırkılgen bulsa ayağıdan çap kolunu kırkılışlugudur. İnsanın hareketi şunda kıyılleşedir. اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْاَرْضِ yani yerden sürgün kılınışlıgıdır. Bu, onlarga dünyada şermendelik, resvalik, lekin bu dünyadaki bu azaplar onun ahiretteki azaptan kutkarmaydı. وَلَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ onlarga ahirette katta bir azaplar vardır. Allah Resulü'ye karşı çıkışlığının cezası şudur. Lekin Allah Subhanehu ve Teala insanın bazı bir haletlerini hesabke alıp tevbe kılsa tevbe kılışlığını Allah tevbesini kabul kıldı. Lekin şu işlerini kılgenden kigin Müslüman peşva Müslüman peşva İslam şeriatını icra kılıp durgen peşva tarafından kolge çürülüp kalışlığından ilgeri tevbe kılıp gelgen bu sefer. Özü bu hatasını bilip, evvel İslam peşvasının aldığı gelip, men şu işlerini kılgen ben beni keçirin deyip, özünü, üzürünü bayan kılıp algen bulsa, onun kolge düşürgenden keginmez. Kolge düşürgenden kegin hemme üzüreyt edi. Hemme o vakitte tevbe kıladı, lakin bu tevbesi sadık bulmaydı. O şu ölümden kurtuluşluk için tevbe kılıp durup, yine hem devam edip geçişliği mümkün. Ama ihtiyarı bilen tevbe kılıp kelgen bulsa o hakiki tevbe buladı. İlla lezine tabu min qabli en takdiru aleyhimnin manası şudur ki sizler ularge kadir buluşilerden ilgeri kulge tüşürüşilerden ilgeri tevbe kılıp kelgen bulsa
Bular müstesno. Fa'lamu annallohu g'afurur rahim. Bilinglarki Alloh kechiruvchi va rahimdil zotdir. Alloh subhanahu va taolo qudratli zot bo'lib kechirgandan keyin sizlar ham kechiringlar. Islom insonni shunday inson deb qabul qiladi. Inson haqiqatda shunday yomon xatolarni qilib ham tavba qilishligi mumkin. Ammo Islom buni kechirishligida jiddiydir. Boshqa yo'llar bo'lsa hech qachon kechirmaydi. Boshqa yo'llarda ham, qonunlarida ham agar bir kishi o'zining xatosiga iqror bo'lib kelsa, uni kechiriladi deyiladi, lekin bu iqror bo'lsa degan narsa uni qo'l oyog'ini bog'lab habsga tashlashlikka bu ishlatiladi xolos. U xatosiga iqror bo'la olmayotgan vaqtda uni xatosiga iqror qildirib olishlik uchun ishlatiladi xolos bu narsani. Va shun bilan u ayblarni aytib bergandan keyin aybini bo'yniga qo'yib jinoyatchi qilishlikka ishlatiladi xolos. Shuning uchun boshqa qonunlarni tekshirib ko'rsa jinoyatchi kishilar o'zining xatosini bilgandan keyin borib, men shu xatolarni qilgan edim deb iqror bo'ladigan kishini topolmaysiz. Nima uchun? Uni hech qachon kechirilmaydi. Qonunlarda yozilib qo'yilgan, mabodo shu iqror bo'ladigan bo'lsa, kechiriladi degan narsa uning jinoyatini aniqlashlik uchun ishlatiladi xolos. Ammo Islom insonning har qanday yomonliklar qilgan bo'lsa ham inson xatosiga iqror bo'lib o'nglanib ketishligi mumkin ekanligini buni tan olib Islom buni jiddiy voqe'i suratda aytadi. Islom bütün ashablarning tozalarini shahid qilgan kishilarni kechirdi. Islom vatanlaridan quvg'in qilingan ashablar bütün pokiza Rabbim Alloh deganligi uchun uylaridan, shaharlardan haydalgan kishilarni kechirdi. Islom Hamza ibn Abdul Muttolibni shahidlarning sayyidi bo'lgan kishini shahid qilgan vahshiyni kechirdi. Islom bütün umri bo'yi Alloh rasulini hajv qilgan, islomga qattiq qarshilik qilgan kishilarni kechirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkani mukarramani fath qilganlardan keyin hamma asir bo'lib turardi. Hamma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 10 yil azor bergan, u kishining atroflariga Rabbim Alloh deganligi uchun jamlangan kishilarni vahshiyona qatl qilgan, ularning uylarini yondirgan, mollarini talon-taroj qilgan, o'zlarini quvg'in qilgan, ketma-ket Habashistonga va Madina Munavvaraga sahrolarda piyoda hijrat qilishlikka shularga chiqib ketib chiqarib tashlangan kishilarni hammasini asir qilib turilganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vujudlariga butun ko'zlar tikilgan edi. Hozir o'zini va o'zining odamlarini quvg'in qilib mollarini talon-taroj qilingan kishilarga bu zot nima muomala qilar ekan deb bütün dunyo qarab turardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey ahli Makka, meni sizlarga nima muomala qiladi deb o'ylaysizlar?" dedilar. "Siz ulug'imizsiz, ulug'imizning o'g'lisiz," deyishdilar. "Boringlar, hammanglar ozodsizlar," dedilar. Ka'b ibn Zuhayr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haji qilib she'r yozdi. Bütün hayotida buni she'rlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yomonladi. Dunyoda yomonlaydigan odam qolmasdan rahmatalli olamin qolgan edi uni fikrida. Faqat shu kishinidan boshqa yomon odam topolmagan edi she'r yozgani. Ana shunday hajvlarni yozib kelgandan keyin o'zining qilgan ishiga nadomat qildida libosini o'zgartirib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlariga kelib Ka'b ibn Zuhayr uzr aytsa qabul qilasizmi dedilar. Lekin hech kim bilmasdiki bu turib so'rayotgan, savolni berayotgan ki Ka'b ibn Zuhayr ekanligini. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, albatta qabul qilaman dedilar. Men Ka'b ibn Zuhayrman dedi shu yerda. Sahobalar chidolmadilarki, yo Rasululloh ruxsat bering, buni kallasini uzib tashlaylik dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, yo'q. Bu o'z ixtiyori bilan uzr aytdi, kechirdim dedilar.
Şunda Bonat Suat kasidasini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şanıga maktab yazılgan kasidasini okup verdi. Bu kasideni işittiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Özlerindeki yegane köylerini geçip giydirip koydular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namuna bulgeller keçirgen kişilerinin pişvaları bulgeller. Mana bu narsa İslam'da en kattık bir işlerini kılgen kişilerini hem mabada kadir bulmasından kulge düşmesinden ilgari üzere etken bulsa keçirgenliği tarih bulan toladır. Hatta vahşini keçirdiler. Vahşi Hamzatu ibn Abdülmuttalib'ni öldürgenliğine, şehit kılgenliğine azat bulgen idi. Harislik bilen öldürgen idi. Karnını yarıp cigarını Hint'ke alıp birgen idi. Mene şu kişini keçirdiler. İslam hayatı boyunca İslam bilen küreşip İslam kişilerine zarar yetkizip bütün hayatını göya başka bir napaklık kalmagendek İslam bilen küreşip hayatını İslamlı yokatçılıkke bağışlayan kişiler Rabbim keçirgin mi bilmek ben deyip kese keçirad İslam. Başka hiç kaysi dünyanın kanunu da birer bir hatanı kılıp koygen bu siz. Eğer şu hata sebeplik o hata bohtan mı hakikat mı başka bulsa hem birer bir cinayet bilen bir hata kılıp koygen bu siz. Onu hiç kaçan sizin özizmez. Belki perzentlerize hem şu nersenin şu adamın oğlu deyip sizin malum bir orullarıya koymasından keçirmeydi biraderler. Birer bir işançilik mensebini verilmeydi. İslam'daki cinayetlerini cezası insanlarını pakileydi. İnşallah ki inki derslerimizde bazı bir cinayetlerinin cezasını pakile uçu ikerliği hakkı dege inşallah dersler kiledi. Lekin fukahalar ortasında şu Allah Resulü bilen cenk kılgen kişilerinin hazırga etilingen tört surette cezalanışlığı, yani birincisi kattık surette katıl kılınışlığı, ikinci kol ayakları elmeşlengen halette kırkılışlığı, ya asılınışlığı, ya inki yerden sürgün kılınışlığı törtte cezanı, kendi surette icra kılınışlığı da fukahalar ortası ihtilab var. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi ve İmam-ı Şafii Ahmed ibn Hanbel rahimehumullah ecmaîn bularning fikirlerinde bir adam bir kişini nohaq katil qilgan bo'lsa, molini olmagan bo'lsa, buni katil qilinadi. Faqat uni ham jazosiga, qisosiga katil qilinadi. Ammo bir odam birovga tajovuz qilib molini olgan bo'lsa-yu, o'zini o'ldirmagan bo'lsa, uni qo'lini qir qilinadi. Ammo bir kishini qatl qilsa-yu, molini ham olgan bo'lsa, uni ham qatl qilinib, jasadini osib qo'yiladi. Bir odam yo'lda qaroqchilik qilgan bo'lsa, yo'l to'sarlik qilib odamlarning xotirjamliklarini buzgan bo'lsa, uni odamni birovni o'ldirmagan bo'lsa, qo'rqitgan bo'lsa-yu, molini ham olmagan bo'lsa, faqat qo'rqitishlik bilan shug'ullangan bo'lsa surgun qilinadi buni. Deb shunday deyishganlar. Imom Malik rahmatullohi alayhi bu kishining fikrlarida ba'zi bir farqlar borki, imomning ya'ni peshvoning jazo beruvchi imomning ixtiyoriga ham qo'yganlar. Ba'zi vaqtlarda Alloh rasuli bilan jang qilgan kishilar ra'yi, fikri, tadbiri bor bo'lgan kishilar bo'ladigan bo'lsa, Imom Malik ijtihodlari bo'yicha uning faqat qo'lini qirqilishlik uning Islom Alloh rasuli bilan jang qilinishligini yo'lini to'smaydi. Shuning uchun unga qattiqroq jazo berish kerak degan fikrlar bilan ba'zi fuqaholarning farqli fikrlari bor.